رب العزة عما يصفون.
İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola yettik. Nitekim daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola yetmiştik. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştir. Hepsi de salihlerden idiler. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün meziyetler verdik. Onları seçtik ve doğru yola ilettik. Cenab-ı Hak Azze ve Celle ne güzel buyurdu, ne doğru buyurdu, bizlere hikmeti, ilmi, irfanı Kur'an-ı Kerim'de ne de güzel bir şekilde emir buyurdular, ilettiler. Cenab-ı Hak hocamızdan razı olsun. Sabri Cömert hocamız, Hortum Merkez Yatılı Kur'an Kursu eğiticisi hocamıza teşekkür ediyoruz. Onun okumuş olduğu Enam Suresi 83-87. ayet-i kerimeleriyle programımıza başlamış olduk. Mevla-i Teala Hazretleri güzel başlayıp, güzel devam ettirmeyi ve güzel bitirmeyi hepimize nasip eylesin. Gecemiz güzel olsun, ömrümüz güzel olsun. Elhamdülillah. Mevlamızın kelam-ı kadimiyle başladık. Efendim programımızda neler var? Bizler Gülzar-ı Hacegan dergisi olarak ve Osman Bedrüddin Erzurumi Hazretleri, kısaca İmam Efendi derneği olarak efendim Erzurum merkezinde hizmet eden bir anlayış, bir cami olarak istedik, arzu ettik ki Erzurum ilçelerine de bu hizmeti, hakikati, sohbeti, paylaşımı götürelim. Efendim burada arkadaşlarımızın da isteği, arzusu, Tortum merkezinde yalnız gönüllü oturan arkadaşlarımızın, dostlarımızın da isteği, arzusu, gayretiyle böyle bir cemiyet, böyle bir programı tertip ettik. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Sizler de bu programımıza icabet ettiniz. Efendim şeref verdiniz. Şimdi programımızdan hemen birkaç cümleyle bahsedelim. Neler var? Mevlamızın kelamı kadimiyle başladık. Ondan sonra Osman Bedreddin Erzurumi Hazretleri, İmam Efendi Derneği yöneticisi olan, efendim dernek başkanımız olan Vahdettin Şimşek ağabeyimiz kısa bir dernek tanıtımı yapacak bizlere. Efendim daha sonra ilahilerimiz, kasidelerimiz ve bu hizmeti, bu irşad faaliyetini, hakkı, hakikati paylaşma işini efendim gerek biz talebeleriyle gerçekleştiren, gerek Erzurum'da, İstanbul'da, efendim farklı Türkiye'nin farklı yerlerinde bu hizmeti, bu irşadı, hakkı, hakikati paylaşma efendim görevini üstlenen büyüğümüz Hacı Hazretleri, Mevlana Hacı Yakup Sani Haşim Hazretleri de inşallah bizlere sohbet edecekler. Efendim hayır dua ile günümüzü, gecemizi tamamlamayı arz ediyoruz. Mevlamız hepimize efendim iman ile, hidayet ile, salat ile
efendim güzel bir akşam nasip etsin. Günümüz, gecemiz güzel olsun. Evet, şimdi ben birkaç cümleyle dergimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Ardından Vahdettin Şimşek ağabeyimiz, dernek başkanımız birkaç cümle, o da efendim dernek ve hizmetler hakkında bilgi verecek. Biz Gülzar-ı Hacegan dergisi olarak, yani Hacegan nispetinin, Hacegan yolunun gül bahçesi anlamındaki bu dergi ismiyle ve yaklaşık 5 yıldır 60. sayıyı bu ay tamamlamış olduk. 5 yıldır çıkan bir dergi. Erzurum merkezde arkadaşlarımızın, ekibimizin gayretiyle çıkıyor efendim. Amacımız Hacegan anlayışının bugün efendim devamı olan bu hizmetin, bu nispetin, bu aşkın, bu Mevla'ya olan iman ile, aşk ile yönelişin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine güzel bakışın, onu anlamayı ve yaşamayı arzu eden, buna gayret eden bu anlayışın bugün de yayılması efendim gerek Erzurum'da, gerek ilçelerde, sahil bölgelerde bu hakikatin paylaşılması. Bu derginin çıkış amacı bu. Elhamdülillah. Şimdi Erzurum ve Tortum ilçesi özellikle bu tür manevi hizmetlere, irşat faaliyetlerine hiç de yabancı değil. Şöyle Tortum'la ilgili kısa bir araştırma yaptığımızda 1850'li yıllardan itibaren, efendim daha öncesi de var da, Kiskalı Hacı Feyzullah Efendi Hazretlerini hemen anmamız gerekir. Malumunuz efendim Mevlana Halid Bağlani Hazretleri isminde büyük 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 evliyadan bir zatın halifesi olarak efendim Hacı Feyzullah Efendi bu bölgelere gelmişler ve irşat faaliyetinde bulunmuşlar. Kendisi onlarca yüzlerce talebenin yetişmesini sağlamışlar bu topraklarda. Elhamdülillah. Daha sonraki dönemlerde bu Ölük köyünde Yunus Efendi merhum, efendim büyük alim evliyanın sünnetinden zaten yetişmiş bu topraklarda. Bu mübarek insanların hizmeti, irşadı, faaliyeti. Daha sonra Yunus Kaya hocalar, Osman Bektaş Hoca Efendi. Yani emin olun Tortumlular bu yetişen insanların şerefül mekan bil mekin denilmiş ya, hani eskilerin bir ifadesidir bu. Manası şu: bir mekanın, bir bölgenin, bir beldenin şerefi o bölgede ikamet eden, o bölgede yaşayan yetişmiş evliyanın, ulemanın, sülehanın şerefinden, değerinden gelir. Elhamdülillah. Tortum o noktada ne kadar birkaç isim olarak saydığımız, en başta Hacı Feyzullah Efendi, efendim, Yunus Efendiler, Osman Bektaş Efendiler, bu mübarek zatlarla ne kadar gurulduysalar azdır. Çünkü o insanların şerefi, kıymeti elhamdülillah Tortumlara inşallah şefaat edecektir. Şöyle bir anekdot gözümüze çarptı ve çok etkilendik, paylaşmayı arzu ettik. Osman Bektaş Hoca Efendi ile ilgili, yani bu bölgelerde ilme, irfana efendim, nasıl insanımız sahip çıkmışlar, çok ilginç geldi bize. Biz onu bize de paylaşmak istiyoruz. 6 yaşlarındayken Osman Bektaş Hoca Efendi yetim kalmışlar. Annesi yavrucağının okuması için çok arzulu, çok istekli. Bir gün bu evladını hocaya Kur'an eğitimine, dini eğitim için gönderirken 6-7 yaşlarında oluyor bu hadise. Efendim, çocuk gitmiş, bir süre sonra geri dönmüş eve. Annesi sormuş: oğlum Osman, neden geri döndün? Neden hocaya gitmedin? Neden Kur'an'a gitmedin? Eğitimine gitmedin? Anne demiş, yol çok buzluydu, korktum, düşerim, kayarım diye korktum, geri döndüm. Çocuk tabii, yani çocuğun efendim böyle bir şey olmuş, endişesi olmuş, geri dönmüş. Annesi eline baltayı almış, kış gününde yola inmişler, yoldaki buzu tek tek kırmış, açmış annesi. Sonra
Daha sonradan işte Osman Behtaş Hoca Efendi olacak bu yavrucağın ilme efendim giden yolunu açmış. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Böyle anneler, böyle babalar olmuş, evlatlarını böyle ilme efendim hizmete, aşka, sohbete, muhabbete, maneviyata yönlendirmişler ki onların gayreti, bereketi topraklarda güzel insanlar yetişmiş. Efendim ben hemen toparlıyorum. Tortum'la ilgili söyleyecek çok şeyimiz var mı? Bunu bir tanışma sayalım inşallah. Daha sonra sizleri de Erzurum merkezde sohbetimize davet ederiz. Arkadaşlarım dergiden sizlere hediye ederler inşallah. Efendim dernek, dergi tanıtımımız ve sohbetlerimiz, hizmetlerimiz hakkında inşallah daha ayrıntılı bilgi sahibi olursunuz. Hemen ben Vahdettin Şimşek ağabeyimizi çağırıyorum. Efendim derneğimiz hakkında bize biraz bilgi versin. Daha sonra Muhammed Hocam ilahi kasire söyleyecekler. Ardından sohbetimiz olacak inşallah. Evet, Vahdet abi. Bizi mahlukatın en şereflisi olarak ve ahseni takvim üzere yarattığını,
yeryüzünde de kendisine halife olmaya namzet kıldığını bilen Rabbimiz, şüphe yok ki buna uygun bir yaşayış ister. Onun muradına uygun olabilmenin, meleklerden muazzez, ulvi, yüce bir varlık haline gelebilmenin yolu ise tektir. Bu da onunla bağımızı koparmaksızın ve onu bir an unutmaksızın Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurduğu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bizzat yaşatmak suretiyle bizlere gösterdiği ahlak ile taluk etmektir. Bu ise çok özel eğitim ve ihtisas isteyen bir konudur. Yani hakiki manada insan olabilmek, incelik ve derinlikleri sonsuz olan bir sanattır. Binaenaleyh, insanın bu kadar incelik ve derinliği bulunan bir sanatı, kendi kendine yapacağı çalışmalarla iktibas edebilmesi imkansız da değil, muhaldir. Maddi konulara taalluk eden bir dünyevi sanatı bile elde edebilmenin yolu, nasıl ki ehil bir usta olarak gerekli zaman içerisinde bunun eğitiminde olmayı ve kalmayı gerektiriyorsa, ilahi ahlak ile ahlaklanıp, ilahi sıfatlarla sıfatlanmak diye tarif buyurulan hakiki bir insan olabilmenin de kendine mahsus bir rejimi ve özel eğitimi olmak gerekir. İşte bu hususi rejimin adı tasavvuftur ve özel eğitimde ancak bu ince ve derin sanatı iktibas etmiş bir usta, yani insan-ı kamil eliyle yapılabilir. İşte günümüzde her şeyine talip olunup fakat insaniyetine talip olunmayan Hazret insanın ön plana çıkarılması, Rabbisiyle buluşturulması için gayret edilmesi unutulmuştur. İslami anlayışlar bile dünyevileştirilmiştir. İlim, irfan cevherleri insanın hizmetine sunulması gerekirken bu cevherler insanı haktan uzaklaştırma vesilesi kılınmıştır. Bu manada derneğimizin ana gayesi üstüne basarak söylüyoruz ki Evliyaullah Hazretleri'nin terbiyesi altında kulları Allah'a, Allah'ı da kullara sevdirme ameliyesinden başka bir şey değildir. İşte inşallah birazdan 1. arzdan büyüğümüz Hacı Hazretleri'nin gönlünden bu anlayışın yaygınlaşması için nasıl bir başlangıç yapılması gerektiğini kendilerinden dinleyeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit kılsın. Teşekkür ediyoruz. Mahmud-ül-Hüda Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Efendimiz anılmadan efendim dinin hakikati anlaşılabilir mi? Onun ismi şerifi söylemeden, ona salatü selam getirilmeden. Elhamdülillah. O kendi döneminde ashab-ı kiramı eğitmiş, yetiştirmiş. Ondan sonra da efendim ulema, suleha, evliya ve onun hak mesleği seyitler, seyit efendilerimiz efendim ta bugünlere gelinceye kadar İslam'ın aşkı, muhabbeti efendim bizlere Neşve-i Muhammediyi aleyhissalatü vesselam aktarmışlar. Şimdi büyüğümüz Hoca Efendi'yi sohbet için buraya davet edeceğim ama şöyle önümde birkaç kitap var. Gördüğünüz gibi tek tek kitap tanıtımı yapmaya çok fazla sizi tutarak efendim bekletmek istemiyorum. Asıl hikmeti hakikati siz ehlinden, birinden dinleyin. Duymunca Büyümüş Hoca Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini tedbir ettiğimiz, efendim bir araya getirdiğimiz sohbet kitapları var, şiir kitapları var. Fakat bu kitaplardan şu an elimizde fazla yok. Dergiyle efendim sizleri dergiyle şu an muhatap etmek istiyoruz. Dergideki sohbetlerden, oradaki hikmetten, hakikatten inşallah siz feyizlerini istifade ederseniz daha sonraki efendim Erzurum'da yerimize de sizleri davet ederiz. Efendim Erzurum'da Şükrüpaşa Mahallesi'nin biliyorsunuz istasyondan alt kısımda Dadaşköy yolu var. Efendim Dadaşköy yolu, eski Kan Köyü denilen hemen orada bizim dernek merkezimiz var. Biraz önce Vahdettin abimizin tarif ettiği hizmetlerin merkezi olarak dernek merkezinde bu tür eserlerimiz de mevcut. Oradan da ikram ediyoruz, efendim hediye ediyoruz dostlarımıza. Söz uzatmadan bu eserlerin müellifi, bu hizmetlerin, bu irşadın efendim başlatıcısı, yönlendiricisi efendim bizim büyüğümüz Hoca Efendi Mevlana Hacı Yakup Hani Haşim Hazretleri'ni sohbet için buraya davet ediyorum. İnşallah hikmeti ehlinden dinleyelim. Evet.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetul muttakin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له أشهد أن سيدنا وسندنا ومددنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فافوضوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين والاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلوات Cenab-ı Hak, Hak ve Rabbul Felak Hazretleri selam ve inayetiyle, lütuf ve merhametiyle cümlemize medet inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Ahir akıbetimizi hayır eylesin. Bizleri kamil iman ile müşerref eylesin. Güzel ahlak ile müzeyyen eylesin. Salih amellerde muvaffak eylesin. Helal, kolay, bol rızıklarla merzuk eylesin. Bizleri Müslüman olarak yarattı. Elhamdülillah ala kulli hal. Hak İslam şeriatı üstünde yaşayıp imanla ile bilmeye muvaffak buyursun. Cenab-ı Hak bizleri ölene kadar, nesillerimizi kıyamete kadar, İslam-ı Mübine, Kur'an-ı Hakime, Sünnet-i Muhammediye'ye hadim eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in maddi manevi hastalıklarına acilen şifalar ihsan eylesin. Dertlere, dertlilere devalar lütfeylesin. Borçlara, borçlulara en yakın zamanda helal ile kolayca ödemeler lütfeylesin. Cenab-ı Hak mümin ve muvahhid olan insanlığa nusret ihsan eylesin. Dünya haritası üstünde Müslümanların kaybettikleri değerleri yeniden onlara iade eylesin. Tarihin sayfalarına yeniden altın harflerle isimlerini yazdırmayı lütfeylesin. Yeryüzünde akan Müslüman kanını dindirsin. Bu kanı akıtanları acilen hidayet buyursun. Eğer hidayetlerini takdir buyurmamışsa nöbetlerini tamama erdirsin. Yerlerine hayırlarını ikame eylesin. Cenab-ı Hak ehli imana huzur, saadet, sekinet, selamet, sıhhat, afiyet lütfeylesin. Bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanıp sünnet-i seniyyesine tenessuk edip
dünyada çokça ziyaretinde bulunup, ahirette şahitliğiyle tanınıp, şefaatine kavuşup, sohbetine dahil olabilmeyi lütfeylesin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak iki cihanda aziz ve emin eylesin. Amin. Değerli arkadaşlarım, bizden önceki kardeşler bu toplantının amacına yönelik yeterince bizi bilgilendirdiklerine inanıyorum. Ben bu yüzden hemen sizlerin de çok vaktini almamak hasebiyle konuya girmek istiyorum. Yalnız konunun başında kısa bir anekdot mahiyetinde bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer buna göre biraz sabır gösterirsek, evdeki hesap bazen çarşıya uymayabiliyor. Kürsü hali, Cenab-ı Hak bazen gönle farklı şeyler ikram edebiliyor. Sohbetin açılması, meselenin güzelce izah edilmesi gerekebiliyor. Bundan dolayı ben hepinizden şimdiden özür dilemiş olayım ve şu hadis-i şerifi hatırımızda tutmaya gayret edelim. El-mu'minu fil mescidi fe seneki fil mâi El-munfiru fil mescidi ke tayri fil kafesi Sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah. Alemlerin Efendisi buyuruyorlar ki bir müminin gönlü hakkı özleyen insanın, hakkı arayan insanın hakkın huzurunda, sohbette, mescitte yani manevi ortamlarda, ruhani ortamlarda onun hali sudaki balığın hali gibidir. Balık suda nasıl hayatla iç içe ise, huzurlu ve rahatsa, mümin de manevi, ruhani ortamda o balık gibidir. Oradan gıdalanır, feyizlenir. Hem aklen tefekküre kapı açılır ona, hem kalben, ruhen huzura kavuşur, hem nefsen tedip olur, edeplenir, teskiye olur. Bunlar hep mümin için ciddi olarak ihtiyaç duyulan şeylerdir. Ama kalbinde marazı olan, manevi ortamlara müsait olmayan, bu ortamlardan haz duymayan insanlar, kafesteki bir kuşun haline benzer buyuruyor Sultan-ı Enbiya. O kuş daraldıkça, nasıl kafesin kaslarına vurursa, bir an evvel çıkmak için, o insan da ister ki bir an evvel bitsin bu ortam da dışarı çıkayım. Peki dışarısı kimin? Dışarı çıktığında nereye çıkacaksın? Mülkün sahibinin mülkünden çıkmış olabilecek misin? Veyahut sen o içindeki sıkıntıyı dışarıda rahatlatmış olabilecek misin? Unutmayalım ki kalpler Allah'ın kudret parmakları arasındadır. Ve o bize buyuruyor ki kelami kadiminde Bismillah, elâ bi zikrillah tatmainnul kulûb. Eğer kalbiniz mutmain olsun istiyorsanız, huzurla dolsun istiyorsanız, rahat olalım istiyorsanız, bir başka ayetin cevabıyla fes'av ilâ zikrillah. Öyleyse Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın mescidine, mabedine, onun dininin anlatıldığı, yaşandığı yerlere, hakikat ortamlarına koşun ki Allah'ın zikriyle kalbiniz huzur bulsun, kalbiniz rahat etsin. Evet. İnşallah bu ayetlerin ve hadislerin manayı münifi bizde tecelli eder de kalp sekinetine, huzuruna ve Allah'ımızın ilhamına, feyz-i bereketine nail oluruz inşallah. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak ben dinlemenizi rica edeceğim.
Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Muhteremler, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den Yunus suresinin 108. ve 109. ayetlerini, konumuzun ana mevzuu bu iki ayet-i kerimenin manası, bu ayetlerin etrafında meselemizi izaha çalışacağız. Evet, özetle biz bu ayet-i kerimelerden ayetlere geçeceğiz. Bu ayetlerin insanlık hakkında ilahi birer delil olduklarını görüyoruz. Allah'ımızın din-i mübinini bizim üzerimizde teyit için bize gösterdiği ilahi deliller olduğunu görüyoruz. İnsanlar için büyük bir uyarıyı bize haber veriyor bu ayetler özetle. Bu ayet-i kerimelere baktığımızda Allah'ın delillerinin, insanlık üstündeki delillerinin neler olduğunu bize anlatıyor. Tafsilatlı bir şekilde bu delillerin neler olduğunu bize anlatıyor. Her bir insanın hidayet ve delaletinde kendi katkısının, kendi gayretinin rolünün ne olduğunu görüyoruz bu ayet-i kerimede. İnsanın kendi kendine faide veya zararı nasıl verebileceğini bize izah ediyor bu ayet-i kerimeler. Allah-u Teala'nın ahkemul hakimin en yüce anlamda hüküm verici ve hikmet sahibi olduğunu netice olarak ayet-i kerime bize bunları bildiriyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhennas. Cenab-ı Hak azameti kibriyası ile insanlığa hitapta bulunuyor. Daha doğrusu Sultan-ı Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı muhatap alıyor. Onun bize bir ilanatta, bir tebliğatta bulunmasını emrediyor. Kul ifadesiyle bunu anlıyoruz. Ey Habibim, sen bu insanlığa adeta bir seslen, bir haykır, onları bir davet et, onları toparla, belli gerçekleri onlara öğretmek, belletmek için. Ya eyyuhennas, Allah adına o insanları topla. Ey insanlar, şöyle bir uyanın de, bir kendinize gelin de. Evet, peki niçin? قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ. Sebep bu. Size Rabbiniz tarafından bir hak gönderildi. Bu hak Hazreti Kur'an. Yani hakikat gönderildi. Ve o hakikatle birlikte o hakikati size talim buyuracak Resul gönderildi. O hakikatin mürşidi, muallimi, rehberi, uygulayıcısı birlikte gönderildi size. Şimdi misal sanayi işiyle uğraştığımızı düşünelim. Büyük bir makina sipariş verdik. İşimizde kullanmak için büyük bir makina sipariş verdik bir firmadan. Firma bize makinayı gönderirken makina ile birlikte bir de teknisyen gönderir. O teknisyen gelir,
bizim iş yerimizde o makinayı kurar, belli bir müddet o makinanın işletimini bizim iş yerimizdeki elemanlara gösterir. Bu makina böyle çalışır. Bunun yakıtı budur. Ancak bu yakıtı kullanabilirsin. Bu şu kadar bir voltajla çalışır. Günlük üretimi şudur gibi makinaya dair bize makinanın sıhhatli çalışmasıyla alakalı bilgileri bize verir. Yoksa bize tek makinayı gönderse biz çok fazla o makinanın dilinden anlayamayabiliriz. Üretim yapalım derken makinayı da iptal edebiliriz, bozabiliriz. Bunun için Cenab-ı Hak kitabıyla birlikte bize peygamberlerini de gönderiyor. O kitabı bize iyice açıklasın var. Kitabın hikmetlerini bize öğretsinler diye. Yoksa biz kitaba soramayız arkadaşlar. Yani Kur'an'dan bir bölümü okuduk. Bizde bir istifam olmuştu. Bir soru geldi. İhtiyaç hasıl oldu. Onu Kur'an'a soramayız. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki müminlerin arasında böyle bir sıkıntı, bir problem meydana geldiğinde onlar Kur'an'a ve Kur'an'ın mübelliği olan Sultan-ı Enbiya'ya, Allah'ın Resulüne giderler. Ona sorarlar. Evet. Demek ki bugün çokça dillendirilen, söylenilen Kur'an Müslümanlığı, alimsiz ilim, evet, alim olmaksızın yalnızca bir ilim, muallim olmaksızın Kur'an, mesela bizi halledemeyiz. İlim kıyamete kadar baki, Hazreti Allah'ın sıfatıdır, kadim sıfatlarından birisidir. Evet, nübüvvet son bulmuştur. Ve hatemen nebiyyin buyurmuştur Cenab-ı Hak. O nübüvvetin mührüdür, mühürlemiştir nübüvveti. Hitama erdirmiştir ama nursel olan Allah'tır. İrsalat devam etmekte. El-ulema gıratatul enbiya. Nebilerin varisleri üzerinden ilim devam etmektedir. Yani bizim sorabileceğimiz elhamdülillah merciler, merkezler kıyamete kadar var olacaktır. Kıyamete kadar var olacak. Bunun için bize buyurulmuş Bismillah kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ila ahirilaya. Bu ümmet hayırlı bir ümmet olduğu gibi bütün insanlığın içinden seçilmiş, çıkarılmış hayırlı bir ümmet olduğu gibi bu ümmetin içinde de hayırlılar vardır. Bu tartışılmaz. Bu ümmetin içinde de bu ümmetin hayırlıları vardır. Kıyamete kadar da olacak. Rabbim eksikliklerini vermesin. Bizi onlarla buluştursun, karşılaştırsın. Evet, onların eksikliği çok zor. Biraz önce yetimlikten bahsetti Ali hocamız. Cennet mekan Osman Bektaş Hoca Efendi'nin çocukluk halinden bahsetti. Babası erken vefat etti. Osman Bektaş Hoca yetim kaldı. Bu meselenin bir cephesi. Bir de şöyle bakın. Osman Bektaş Hoca Efendi erken vefat etti. Belki bütün Erzurumlular yetim kaldı. Osman Hoca Efendi gibi daha nice konumuza o mevzu olduğu için onun ismini söylüyorum. Bu milletin alimleri, ulemaları, bir hadis-i şerif böyle buyuruyor Cenab-ı Peygamber.
Allah bir kavme zulmedeceği zaman, bakın, Allah bir kavme zulmedeceği zaman önce onların içinden salihlerini alır buyuruyor. Yetimlik budur. Yetimlik budur. Evet. Emeviler ilmi belki yaygınlaştırmışlar ama Ehl-i Beyt'i içimizden almışlar. O ilmin alimlerini alıp bizi yetim bırakmışlar. Dünyayı Kerbela'ya çevirmişler. O gün bugün devam ediyor. O gün bugün devam ediyor. Bakın dünyanın neresinde bir hareket olsa, ister bu İslam ülkelerinde olsun, ister gayri İslami bir anlayışa, yaşantıya sahip ülkelerde olsun, bir hareketlenme olduğunda, siyasi bir hareketlenme olduğunda hemen o bölgenin din adamları, bilginleri, alimleri, efendim, fen adamları ortadan kaldırılır. Her yerde böyle. İşte geçenlerde efendim dünyanın bir yerinde bir hareketlenme oldu. Budist din adamlarını, Budist rahiplerini öldürmeye başladılar. Myanmar'da dünyanın bir bölümü neresi? Myanmar diye bir ülke. Burada Budist dininin din adamlarını, rahiplerini öldürmeye başladılar. Bangladeş'e bakıyoruz. 90 küsur yaşında bir İslam alimi için idam kararı vermişler. 90 küsur yaşında bu insan. Din adamı. İdam kararı veriyorlar. Her yerde böyle. Ya sürüyorlar, ya öldürüyorlar. Memleketimizde de geçmişte böyleydi. Geçmişte böyleydi. Bugün internetten Ali Rıza Demircan Hocaefendi'nin biyografisine bakıyordum. Halen hayatta bir hocaefendi İstanbul'da. Tarihi meşhur Süleymaniye Camii'nin eski imamlarından 12 sene orada imamlık yapmış bir hocamız. Efendim, kitaplarından, hutbelerinden, vaazlarından dolayı 7-8 sefer diyor, ağır cezada, devlet güvenlik mahkemelerinde vesaire yargılandı. Yani suçu ne? İşte şu Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak. Bakın. Alimi ortadan alırsanız ilim anlaşılmaz olur. Onlar böyle bir ilim istiyorlar. Kimsenin anlamadığı. Evet. Böyle bir halde Rabbimize sığınırız. Bunu Cenab-ı Peygamber bize bir musibet olarak gösteriyor. İçinizden Allah salihlerinizi, alimlerinizi, fadıllarınızı alır. Sahipsiz kalırsınız. Yetim kalırsınız. Evet. Yetim kalırsınız. Bugün şu memlekette ciddi manada bir İslam otoritesi olsa, Türkiye'mizde, geçmişte olduğu gibi, ilim adına bir İslam otoritesi olsa, Müslümanlar bilse ki, bize dinimizi anlatacak, yanıldığımız yerde bizi ikaz edecek, ihtar edecek, irşad edecek bir merci var. Kimse kolay kolay hata yapamaz. Ama bugün ortalıkta din adına öyle şeyler bulamıyor ki, Allah'a sığınmak lazım. Bugün kimse dinini bilmiyor.
İçimizde hoca efendiler var, kusura bakmasınlar. Bugün validem bana soruyor. Kendi validem bir bayanla bir sohbette karşılaşmışlar. Bayanın beyi müftüymüş. Müftü hanım. Ve sohbetleşirken mevzu nasıl oralara gelmiş bilemiyorum. Vitir namazına niyetlerken sakın vitri vacip namazı demeyin. Günahkar olursunuz. Vitir diye niyetleyin. Niyet ettim gecenin vitrine. Vitir namazı gece namazı ya. Biz çoğumuz yatsının vitrine diye niyetleriz. Öyle biliriz yani. Bu da ayrı bir yanlış da. Konumuz bunlar değil. Müftü hanımı sakın vitri vacip demeyin. Vitir deyin. Diye niyet tarif ediyor. Yani bu namaz zaten vacip olan bir namaz. Evet. Bu bir ihtimal ki Müftü Efendi'den öğrenmiş. Ben bunu irfanınıza arz ediyorum meseleyi. Bunun için bir örnek olsun diye söyledim. Evet. Allah'tan size bir hak geldi. Hak Kur'an-ı Kerim'dir. Hak Resul'ün kendisidir. Aleyhissalatü vesselam. Bunları birbirinden ayıramayız. Evet. Niye? Muhtaç olduğumuz hakikatleri bize talim için. Bize eğitmek, bizi kendimize döndürmek, bizi yetiştirmek, bizi ayağa kaldırmak, manen bizi diriltmek için Cenab-ı Hak bu hakkı bize gönderdi. Evet. Bismillah. فَمَنْ اِحْتَدَى فَاِنَّمَا يَحْتَد۪ي لِنَفْسِ Ayet devam ediyor. Öyleyse bu hak geldikten sonra ve bu denli belirgin olduktan sonra, anlaşılır olduktan sonra, kim ona iman eder, hidayete gelirse, Kur'an'a ve Sultan-ı Enbiya'ya tabi olursa, onlara uyarsa, kendisine menfaati vardır bunun. Kendisini kurtarmıştır. Kendisi için hidayete ermiştir. Önce ku enfusekum buyuruyor Cenab-ı Hak, bakın. Hidayet önce bizim için gerekli. Biz kurtulmadan kurtarıcı rolüne soyunamayız arkadaşlar. Biz kurtulmadan kimseyi kurtaramayız. Hidayet olan efendim فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ Nefsi için hidayet olmuştur. Kendisi için hidayet olmuştur. Kendisini önce kurtarmıştır. Ve kurtarmak zorundadır. Önce kendisini kurtaracaktır. Hakkı tanıyacak, hakkı yaşayacak, hakkı anlayacak, birleyecek. Efendim, sonra ve ehlikum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ku enfusekum nefsinde bunu belirginleştirecek ve ehlikum sonra dışarıya doğru bir faaliyet başlatacak. Bu hidayetin faidesi öncelikle kendine. Ve men dalle madalyanın öbür yüzünü çeviriyor Cenab-ı Hak şimdi. Ve men dalle fe innemâ yedillu aleyhâ
Her kim de bu hakkı kabul etmedi, reddetti, inkar etti, ihtiyaç hissetmedi, efendim, ben Allah'a inanırım, başka bir şeye inanmam dedi. Ben İslam'ı kabul ederim, şeriatı kabul etmem dedi. Evet. Ben namazın farz olduğuna inanırım, faizin haram olduğuna inanmam dedi. Abdest bir temizliktir, gerekli olabilir ama tesettür ihtiyaç değildir dedi. Diyebilir. İnsan bu anlamda hürdür, Cenab-ı Hak yolunu açmış. Bismillahirrahmanirrahim. Buyuruyor. Kim istiyorsa inkar etsin buyursun. Kim de istiyorsa iman etsin. Şimdi genelde bu tip mevzularda dün de televizyonda bir programa bakıyordum. Ayet okuyor. Konuşmacılardan birisi. Efendim bizim kitabımız, Kur'an'ımız buyuruyor ki Bismillah, la ikrahe fiddin. Dinde zorlama yok. Evet, ayetin manasını muhteremler. Yalnız mana eksik, biraz Bektaşi gibi okuyoruz ayeti. Demiş, niye namaz kılmıyorsun yani Bektaşi'ye? Demiş, Allah Kur'an'da namaz kılmayın diyor. وَلَا تَقْرَوُ السَّلَاةَ Namaza yaklaşmayın buyuruyor. Ayetin devamını oku, ben o kadar hafız değilim demiş. Sarhoşken namaza yaklaşma buyuruyor Cenab-ı Hak. Sarhoşken namaza yaklaşma, ben o kadar hafız değilim. Şimdi bizim camiadan, yani İslami camiadan bakıyorum bazı arkadaşlar hep bu kadar hafız değil demek ki. Kur'an'ı almış delil olarak Allah buyuruyor ki la ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Ayetin devamı, gerisi, manası o kadar hafız değil belli. Bu ayet-i kerime mümin olmayanlar hakkındadır. İslam'ı kabul etmeyen, Allah'a inanmayan, tevhide, risalete, dinlerin, bütün dinlerin, semavi dinlerin sacayak gibi üç ana ayağı vardır. Dinler bu üç ayak üzerine bina edilir. Birincisi tevhid, Allah'ın vahdaniyeti, semedaniyeti, rububiyeti. İkincisi risalet, peygamberlerin Allah tarafından görevli oldukları, gönderildikleri, masum oldukları, yalan söyleyemeyecekleri, ne söylüyorlarsa Allah'tan söyledikleri, bu risalet. Üçüncüsü ahiret. Dinlerin ana konusu bu. İster bu Nasara olsun, ister Yahudi olsun, ister Pak İslam şeriatı olsun. Ahiret. Öldükten sonra bir hayatın var olduğu ve ölümden önce her ne yapılmışsa, her ne yapılmışsa onun muhasebesinin en ince ayrıntılarına kadar yapılacağı bir alemin, bir hayatın var olduğu. Evet. Bir insan mümin olabilmek için, mümin olabilmek için bu üç şarta kayıtsız, şartsız iman etmiş olması lazım. Ki bu insan mükellef sayılsın. O dinin hukukuna göre mükellef sayılsın bu insan. Ve bu insan namazdan mesul olsun İslam şeriatinde, oruçtan mesul olsun, zekattan, hacdan, helalden, haramdan vesaire mesul olsun. Ama bu insan bunlara inanmıyorsa veya bunlardan herhangi birine inanmıyorsa
bu insan inanmış değil. Dolayısıyla da biz bu insanı belli bir hukuktan dolayı zorlayamayız. La ikraha fiddin bunun içindir. Dinde böyle zorlama yoktur. İnanmayana, dinsiz olana. Yani inanmayan bir adama, ben Müslüman değilim diyen bir adama sen niye namaz kılmıyorsun diyemezsin. İçki içmek haramdır diyemezsin. Allah Resulü buyuruyor kafirlerin rızkı haramdandır. Müslüman olmayan birine, bir Hristiyana, insan sen niye içki içiyorsun ya, içki haramdır. Veyahut affedersiniz, hınzır eti haramdır, sen niye bunu yiyorsun diyemezsin. Buna hakkın yok. Ama bu insan ben Müslümanım diyorsa, bu insan Allah'a ben iman ediyorum, Risalete iman ediyorum, ahirete iman ediyorum diyorsa buna yaptırım var. Buna hukuk var. İşte Kur'an bunun için nazil olmuş. Kur'an bu insan için. Buna yaptırım var. Bu yalan söylerse bu insan, affedersiniz içki içerse, iftirada bulunursa buna kırbaç cezası var. Bu insan diyemez ya dinde zorlama yok sen beni niye kırbaçlıyorsun? Tabi bunu senden yapamayız. Bu devletin görevidir. Ukubat diyoruz buna İslam'da. İslam hukukunda ukubat, cezalandırma. İçki içen dayak yer. İftira eden dayak yer. Yalan söyleyen dayak yer. Hırsızlık yapan çaldığı şeye bakılır. 5 miskalden üstüne çalmışsa İslam mesela ekmek çalana ceza vermez, devleti cezalandırır. Niye devlet bunu gözetmedi, kollamadı da aç kaldı bu insan, hırsızlık gibi şer'i bir iş yaptı. Ekmek çalanı cezalandırmaz. Lüks çalana ceza vardır. Şimdi halkın arasında işte hırsızlık yapan eli kesilir. Her eli kesmez İslam. Fazla uzunsa o el keser. Bakın İslam adaletinde yine merhamet var. Misal bir adam bir hırsızlık yaptı, cezaya çarptırılması gerekiyor. Bir elini buradan keser. Önce sol elini keser. Bakın. Niye? Sağ el daha işlektir. Onunla çalışıp hayatını kazanabilir. Sağ elini kesmez. Merhamet eder. Sol elini keser. Bu adam ikinci hırsızlık yaptı. Öbür elini keselim demez. Sol elini dirsekten keser. Bu elini de kullansın, bir şeyler yapabilsin. Belki tevbe eder, vazgeçer, geçimini devam ettirir. Hukukta caydırıcılık var. İslam hukukunun temel prensibi cezalandırmak değil, caydırmak, vazgeçirmek. Yani bu eğitimdir. Üçüncü kez hırsızlık yaptı, omuzundan keser. Yine sağ ele dokunmaz. Ya Rabbi, ya Rabbi senin merhametini anlamayı lütfet bize. Allah'ımızın merhameti. Evet. Cinayet işledi. Kısas yapar İslam. Toplumu rahatlatma adına. Yoksa toplumda fitne olur, fesat olur, kin olur, nefret olur, adalet olur, düşmanlık olur. Bu adam diyemez ki sen beni niye zorluyorsun ya? Öyle bir şey yok. La ikrahe fiddin inanmayanlar için. İnanan insan için ben inandım diyorsa İslam'ın hükmünü kabul etmiş demektir o. O mükelleftir. O mesuldür. Mesuldür. O namaz kılmıyorsa cezalandırılır. Hapsedilir, aç bırakılır, kınanır, sürülür. Ulemanın uygun göreceği ceza neyse ona razı olmak zorundadır. Şimdi bunu biz dilimize dolamışız. Efendim dinde zorlama yok. Evet.
çocuğunu zorlama. Çocuğu namaz kıldırmak için zorlama. Eşini zorlama. Komşuna bir şey söyleme. Ya nereden bunlar? Hangi dinden bunlar? Şimdi bakın yine başa dönüyorum. Ulemayı diskalifiye edince, evet evde Kur'an okuduğu ayet ama bunu anlamak zor. Delili Kur'an'dan getiriyor. Bu delili açıklayacak olan, çözecek olan alim. Bize akan sular duruyor o zaman. Kur'an'dan delil getirdiğini daha söyleyecek bir şeyimiz olmuyor. Ne diyelim ki karşımızdakine? Karşımızdakine ne diyelim? Kur'an bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bak sen zorlama yok diyorsun. Ehlini namaza zorlama. Allah buyuruyor ki emret. Namazla zorla. Ama bu 10 yaşına gelince yapılacak bir iş değil. Metotta yanlışlık olabilir. Bu ayrı bir tartışılır. Usulde yanlışlık olabilir. Bu tartışılır. Sen çocuğunun namaz kılmasını istiyorsan önce işe kendinden, yani çocuğun terbiyesi adına kendinden işe başlayacaksın. O çocuğun mayası helal olacak. O çocuk rıza için yapılmış olacak. O çocuğun kulağına ezan okunmuş olacak. O çocuğun yanında Allah zikredilecek. Ona İslam'a uygun bir isim bırakılacak. Dili dönmeye başladığında eğitim başlayacak. Evet. Sen bunların hiçbirini yapmamışsın. Çocuk 10-12 yaşına gelmiş, bali olmuş, namaz kılmıyor. Kılmaz tabii. Sen de işin oldu mu kılmıyorsun. Darda oldu mu, sıkışık oldu mu kılmıyorsun. Çocuğun namaz kılmasını istiyorsun. Seni kim zorlayacak peki? Seni kim zorlayacak? Evet. Bu eğitim çok kapsamlı. Kapsamlı İslam bu yüzden her şeye karışıyor arkadaşlar. Belki biraz rahatsız oluyoruz. Yani batılıya bakıyoruz. Bu tortumlar için nakledilir de bir espri. Kusura bakmasın tortumlu kardeşlerim. Bir Ramazan-ı Şerif olduğu söylenir. Yaz günleri sıcak. Ekim dikim zamanı, harman zamanı, tortumda erkenden evine dönmek istiyor, iftara yetişecek ama susuzluktan dili damağına yapışmış, çalışmış, yorulmuş, kan ter içinde, perişan, gelmiş bakmış ki gözenin başında veya işte şelalenin önünde, Uzundere'deki birileri oturmuşlar orada, piknik yapıyorlar, sermişler. Efendim yaygıları yiyorlar, içiyorlar, hortumunun nevri dönüyor, afallıyor. Ne iş ya? Müslüman mahallesinde samyangoz satmak. Dur diyor, heyecana kapılmayayım, bir bakayım bunlar kim, necik? Gidiyor, soruyor, ne yapıyorsunuz siz filan? Piknik yapıyoruz, eğleniyoruz. Hava güzel, su güzel, yiyip içiyoruz. Ya siz Müslüman değil misiniz siz? Ramazan değil mi? Biz turistiz diyorlar. Biz Avrupa'dan geldik. Biz Hristiyanız filan. Bakıyor tortumunu iç geçiriyor. Diyor ki bakın dininizin kıymetini bilir. Benim halime bakın. Dininizin kıymetini bilir. Evet. Şimdi bazen biz bu insanlara bakıyoruz. Dışarıdaki gavurlara, yerli gavurlara bakıp ya ne rahatlar diye düşünebiliyoruz. Şu İslam bizim her şeyimize karışıyor. Elhamdülillah. Evet. Karışmasa mahvolmuşuz. Perişan olmuşuz. İslam bizim parmağımıza koyacağımız ziynet eşyasının madenine, kaşına, üstümüze giyeceğimiz elbisenin kumaşına varıncaya kadar karışıyor. Karışıyor. Bundan mutluluk duymalıyız. Bize Rabbimiz buyuruyor ki siz kendi başınıza bırakılacağınızı mı zannediyordunuz? Elem yeku ey butrake suda. Başıboş böyle hadi
yazıya yayılan sürü gibi hadi yaşayın, vur patlasın, çal oynasın böyle denileceğini mi zannediyordunuz? Hayır. Evet. Allah bize samimi Müslüman olmayı lütfen eylesin. Evet arkadaşlar. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا. Her kim hakkı kabul etmeli, hakikatten sapıttı, efendim, kendince bir şeyler ihdas etti, uydurdu ve onları yaşamaya başladı. Bunun da zararı, bunun da öncelikle zararı kendisine. Kendisine bu zarar. Sonra bu zarar, hani şuraya affedersiniz bir koyunu assanız, kendi ayağından asılmıştır ama korktukça çevreyi rahatsız etmeye başlar. Bunun zararı sonra çıkmaya başlıyor yani. Ama öncelikle zararı kendine. Devam ediyor ayetler. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ey Habibim, sen bu insanlara, bu hidayetten ayrılan insanlara veya hidayeti seçen insanlara, iman bir seçimdir arkadaşlar. İman bir tercih hareketidir. Kişiyi Cenab-ı Hak bu tercihinde merhameti gereği özgür bırakmıştır. Özgür bırakmıştır. İnsanlar ya mümindir, inanmıştır, ya kafirdir, inkardadır. Bunun ortası bu kalemin olanlar vardır ya da münafıktır. Bir dördüncü şık yoktur. Dördüncü şık yok. Dördüncü bir bölük, dördüncü bir sınıf yok. Ya mümin, müminin vasfı belli, ya kafir, Allah esircesi, ya da içi dışı başka, iki yüzlü, ki bu kafirden eşittir. Kafirden tehlikelidir. Evet. Bu insanlara sen de ki ey Habibim, ben sizin üzerinizde bir muhafız değilim. Yani sizi her şeyden, o her şeyden kasıt Allah'ın azabından ben sizi koruyamam. Eğer siz dediklerimi yaparsanız Allah'ın azabından korunmuş olursunuz. Sizin bekçiniz değilim. Ben sadece size bir mübellim, tebliğ ederim, anlatırım veyahut inzar ederim sizi. Korkuturum. Allah'ın azabıyla korkuturum. Rahmetiyle müjdelerim. Dinlerseniz, müjdeleri yerine getirirseniz müjdeye nail olursunuz. Yok bunları yapmazsanız Allah'ın azabına düşer olursunuz. Evet. Benim görevim size hakkı ulaştırmak. Hakkı anlatmak. Bismillah. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ. Ayetin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen ey Habibim, hevana, nefsine veya çoğunluğun arzusuna, isteğine değil, Allah'ın sana bildirdiğine tabi ol. Allah sana neyi emretmiş, sana hangi yolu çizmiş Cenab-ı Hak, sen onu. Zaman zaman biz bu kargaşaya düşüyoruz. Bir tarafta Allah'ın emri belli, İstikamet belli. Öbür tarafta toplum belli. İstikballe iman arasında tercihe zorlanıyoruz. Ya istikbalimiz, menfaatimiz, dünyamız, ticaretimiz vesaire, şöhretimiz, servetimiz, ya ahiretimiz, ebedi hayatımız. Ama hocam işte toplum, konu komşu, insanlık. Dün akşam bir program dedim, izlemiştim Fitne Vizyon'da. Konusu ilginçti.
İslam tesettüründe moda var mıdır? Bakın toplum bugün bunu tartışıyor. Niye? Mesturu olanlar çoğalmaya başladı. Biraz da belli yasaklar kalkınca, Müslümanların biraz önü açılınca tesettür çoğaldı. Ha, kurt dumanlı havayı sever, bunu fırsat bilenler bundan bir kazanç elde etmek istiyorlar. Ne yapıyorlar şimdi? Bunu tartıştırıyorlar. Tesettürde moda olur mu? İslam'da moda var mı? İslam modaya nasıl bakar? Yani biz modaya uygun tesettürler üretip Müslümanları yine kandıralım. Yani Müslümanlar ne yaparsa yapsın, tilki misali dönüp dolaşıp gelecekleri yer köpçü dükkanı yine bize gelecekler. Meseleye böyle bakıyorlar. Ve bunu bizim gerek bayan olsun, gerek erkek olsun, hoca hanımlarımız, hoca efendilerimiz çıkmışlar, bunu tartışıyorlar. Moda var mı İslam'da? Yok mu? Varsa nereye kadar var? Nasıl var? Ya günün konusu bu mu olmalı? Günün konusu bu mu olmalı? Dün Suriye'de 103 kişi katledildi. Suriye'de, Pakistan'da, Afganistan'da, Irak'ta sayılarını bilemediğimiz yüzlerce Müslüman katlediliyor. Komşusu açken, bir karnının açlığından dolayı bakın, komşusu açken tok yatan bizden değil bu diyor Cenab-ı Peygamber. Biz modayı tartışıyoruz. İslam'da moda var mı? İslam tesettüründe modanın etkisi imanımıza arz ediyorum arkadaşlar. Evet. İstikbal ve iman arasında tercihe zorlanıyoruz. Şu halde şu ayet işte bize cevap veriyor. وَتَّبِيُ مَا رُّهَا Sana vahyedilene tabi ol. Senin halikin toplum değil. Seni yaşatan, seni yaratan toplum değil. Evet. Misal bu yeryüzünün çoğunluğu inkarcı olsa Allah esirgesi. Biz bunlara bakıp inkar mı edeceğiz? Hakkı bildikten sonra. Bunun etkisini inkar edemeyiz. Evet, çevrenin, toplumun, zamanın, insan üstünde bir etkisi var. Ama Müslüman bunun da çarelerini düşünmek zorunda. Bu alem imkan alemidir. Bu alemde imkansız bir şey yok. Burası imkan alemi. Öyleyse Müslümanlar kendilerine özgür toplumlar oluşturmak zorundadır. Birlikte huzur içinde yaşayabilecekleri, aynı kültürü paylaşabilecekleri, aynı atmosferi teneffüs edebilecekleri, her türlü kısmen de olsa ahlak bozukluklarından korunabilecekleri, geçmişte bu tip yerlere varoş diyorlardı. Varoş buradan çıktı Müslümanlar. Evet. Varoş, fakir halkın oturduğu yerler değildi. Varoş Müslümanların birleştiği, aynı kültürü paylaştığı yerler. Bu yüzden varoş dediler. Hakaret olsun diye. Dünyanın kendisi bir varoş değil mi? Kur'an bize dünyayı böyle anlatmıyor mu? Oyun ve eğlence olduğunu, fani olduğunu. Aceleci bir yer olduğunu şu anda.
çarelerimizi üretmek zorundayız. Üretimci bir toplum olmak zorundayız. Bunu önce imanımız için yapmak zorundayız. Misal bakın o araçlarda benim çok hoşuma gider. Müslümanlar yeni bir mahalle misal oluşturduklarını düşünün. Hemen mahallede ilk yaptıkları şey bir camidir. Bunu büyük kentlerde göremezsiniz. Büyük yapılarda, apartmanların böyle yığın yığın olduğu yerlerde bunu göremezsiniz. İzâ rafa'at din ve da'ad din buyuruyor çünkü peygamber. Sizin çamurlarınız, taşlarınız, kireçleriniz yükseldikçe dininiz zayıflayacaktır. Yani dünyanız mamurlaştıkça din duygusu zayıflayacaktır. Büyük şehirleri gezin, mega kentleri gezin. Cami bulmak zor. Varsa da apartmanların arkalarında, bodrumlarda. Ama varoşlarda hemen minare dikerler. Şahadet parmağı havaya kalkar. Evet. O oradaki insanların işte İslami anlayışını gösterir. İmana ve dünyaya verdikleri değeri gösterir. Bugün hamdolsun yani. Memnun edici şeyler. Ecdadın izi silinmemeye çalışılıyor. Çamlıca'ya, efendim İstanbul'un daha farklı yerlerine böyle her yerden görünen yerlerine cami projeleri yapıyorlar. Birileri de rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor. Ecdad Sultan Ahmet'i, Süleymaniye'yi, İstanbul Yeditepe üzerine kurulmuş. Türkiye'nin en büyük kenti. Her bir tepenin üzerine bir cami dikmiş. Tuğra. Tuğra simge. Görünsün diye. Görünsün. Hem camiler büyük, hem onların öyle anahtarları var eski camilerin. Mesela Kabe-i Muazzama'nın anahtarlarını Topkapı Sarayı'nda görüyoruz. Böyle böyle anahtarlar. Evet. Bu İslam'ın izzeti, imanın izzeti. Şimdi evlerden caminin yolunu bulamıyoruz. Mahalle camisine gidemiyoruz. Her yeri kapatmışlar. Apartmanlar. Cami görünmüyor, ezan sesi gelmiyor. Bu da bizim bugünkü halimiz. Mukayese etmek lazım. Mukayese etmek lazım. Evet. Sen Allah'ın vahyine, kendi hevana veya toplumun hevasına, ki haşa Resulullah kendi hevasına uysun, bunu bize bildiriyor Cenab-ı Hak. Hevalarınıza değil, nefislerinize değil, Allah'ın vahyine uyun. Ve Allah'ın hükmünü bekleyin. Allah'ın hükmü gelinceye kadar size yapılacak olanlara sabredin. Sıkıntı olacak. Çile olacak. Bakın arkadaşlar, bir buğday tanesinin ekmek olabilmesi için ne çileler çekiyor? He? Tarlaya atılıyor. Üstünden sürülüyor. Yağmur, kar. Ondan sonra biçer döverler geliyor, o güneşin altında olgunlaşıyor o sıcakta. Biçer döverler onu biçiyor. Patosa gidiyor. Efendim, değirmene gidiyor. İki taşın arasında eziliyor. Teknelerde yoruluyor. Ateşe atıyor. Ben onu ateşte olgunlaşıyor, pişiyor. Ekmek oluyor. İnsan-ı kamil olmak, mümin-i kamil olmak, Muhammed'e ümmet olmak, aleyhissalatü vesselam, kolay mı? Kolay mı yetişti Bilal-i Habeş? Kolay mı yetişti Selman-ı Faris? Efendim, Zeyd bin Harise, kolay mı yetişti bunlar? Düşünün. Şu adeta buğdayın başına gelenler onların başına gelmedi mi? Bizim de başımıza gelebilir. Suriye'deki Müslümanlara bakın. Evet. İki seneye yaklaştı neredeyse. Ne çile.
30 senedir, 50 senedir Filistin'de. Filistin'de ne çile çekiyorlar? Biz şöyle düşünebiliriz. Canım onların yaptıkları bir şey vardı. Bizim yok mu acaba yaptığımız bir şeyler? Yani bize bir şey olmuyor diye. Biz Filistin gibi değiliz, biz Suriye gibi değiliz. Biz Irak gibi değiliz. Yani mesela biz çok masumuz, sütten çıkmış ak kaşığız. Düşünebilir miyiz böyle? Hayır. Onların derdi bizim derdimiz. Biz farklı değiliz. Biz Suriye ile bir ümmetiz, bir milletiz. Filistin ile biz bir milletiz. Biz Güneydoğu'daki vatandaşla bir milletiz. Daha dün burada gördük işte. Allah rahmet etsin. Bakan bu cennet olsun. Görevine giderken bir arkadaşı İstanbul'da şehit ediyorlar. Dün cenazesi buraya getirildi. Cenab-ı Hak ailesine sabır versin. Hayırlı uzun ömür versin. Evet. Görevine gidiyor. Arkadan geliyor. 8 kurşun sıkıyor başıma. Ya Rabbi. Şimdi diyebilir miyiz? Yaptığı bir şey vardı canım. Evet. Hepimiz yaptık. Hepimiz yaptık. Hocanın atını çalmışlar da bu da bir dar bir mesel. Eşkıya hocanın atını çalmış. Hoca arkadan vaaz ediyor, bana nasihat ediyor, etme ben yaya kaldım atımı getir. Bu Allah'ın reva değil, hak bunu hoş karşılamaz, başına musibet gelir. Diyor, ata binmiş eşkıya, ne zaman diyor, yani o dediğin musibet ne zaman gelir? Ama şimdi diyor, ama 100 sene sonra diyor. Ama şimdi, Allah bilir ama 100 sene sonra ama gelir. Hak seni rahat bırakmaz, etme. Oho diyor 100 sene kim öle kim kala. Atı mahmuzluyor. Atı mahmuzlayınca at birden şaha kalkıyor. Üstündeki süvariyi aşağıya adamın beli bir taşa vuruyor eşkıyanın. Felç, pert oluyor, daha kalkamıyor. Hoca atını alıyor. Sesleniyor hocaya. Hani 100 sene demiştin diyor. 100 sene sonra gelecekti. Hoca dönüp diyor ki doğrudur. Bu ceza belki 100 sene önce işlediğinin cezası. Benimki daha gelmedi. Bu 100 sene önceki bir kesilmiş cezadır diyor. Daha bizim hesap gelmedi. Yapmışsa hepimiz yaptık. Allah bizi affetsin. Amin. Evet arkadaşlar, mevzu çok uzayacak. Ben toparlayayım. İnşallah lütfeder tekrar siz gelirseniz biz de bir daha geliriz. İnşallah. Yarım kalan bu dersimizi tamamlamaya çalışırız inşallah. Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret musibetlere, eziyetlere ve sana bildirilen, sana çizilen yolda yüzü yürü. Ve huve hayrul hakimin. Allah-u Teala hükmedenlerin, karar verenlerin, neticeleri güzelleştirenlerin en hayırlısıdır. Ne yaparsa o, mükemmelini yapar. En güzelini yapar. Allah'ın hükmünde haşa bir hata, bir eksiklik, bir fütur olmaz. O ne yapmışsa hikmetli yapmıştır ve bilelim ki mutlak neticede onun dediği olacaktır. Kim ne derse desin neticede Allah'ın dediği olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemize bunu en kamil manada
anlamayı lütfeylesin. Ve Hakk'ın dilediklerine, Hakk'ın bizden istediklerine bir Hakk'ın tabi olup riayet edebilmeyi lütfeylesin. Hakk'a hak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl görüp iştinab etmeyi lütfeylesin. Ahir akıbetimizi hayr eylesin. Ehli imana imdad eylesin. Düştüğümüz yerden adam gibi yeniden kalkıp asli vazifemize dönebilmeyi lütfeylesin. Bizi ve neslimizi gafletten, dalaletten, hıyanetten, ihanetten, maddi manevi her türlü cinayetlerden emin eylesin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli ve livalideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbena zalemna enfusena ve illen tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bizler Hoca Efendi'yi, sohbeti sizlerin izanına, idrakine, efendim, anlayışına bırakıyoruz. Sohbetin mütalası, müzakeresi için sizleri Erzurum'da efendim sürekli her cumartesi sohbet ettiğiniz mekanı bir kez daha hatırlatıyorum. İmam Efendi Derneğimiz var. Şükürpaşa'da Kanköy yolu, efendim Dadaşköy yolu üzerinde İmam Efendi Derneğimiz var. Her cumartesi akşam 7.30'da orada sohbetlerimiz var. Gerçi burada belediye başkanımız, Tortum eşrafı buradalar. Eğer efendim daha yakın tanışma olsun, sohbetlerin devamı olsun denilirse, efendim eşrafı davet ederlerse tekrar biz de inşallah davete icabet ederiz. Bu sohbetlerin de devamını efendim Hoca Efendi'nin buyurduğu gibi inşallah daha ayrıntılı, mütala, müzakereyi devam ettiririz. Cenab-ı Hak hepinizden, hepimizden razı olsun. Geceniz hayra kalsın efendim. Teşekkür ederim.